Evet arkadaşlar, Can Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar diliyoruz. Kardeşim ben Selahattin. Selo. Gelinimiz Yasemin. Ben Yasemin. Ben Hale. Hepsi hoş geldi, sefa geldi. Teyzem hastalanmış. Annemle beraber ona bakmaya geldiler. Gelmişken biz dedik yemeklerini yedirelim, karınlarını doyuralım. Öyle yollayalım dedik. Hale'yle ne yapacağız Hale'nin? Saçta... ben söyleyeyim. Neyse bunu ben yapacağım çünkü herhalde şimdi takılı kaldı orada. Saçta şey yapacağız, tavuk sote yapacağız arkadaşlar. Annem çok sever. Sevdiği için onu yapmak istiyoruz şimdi. Hale Hanım pilav yanında yapacağız. Pilav düşünü verecek, salata yapacaklar. Onlar Yasemin'le beraber salata pilava başlasınlar. Ben de etlerimizi doğrayıp onları hazırlayacağım size. Malzemelerimizi göstereceğim. Şimdi ben önce elimi yıkayayım. Abi ben de buradan Dönge Hanım'a selam söylüyorum. Yetişti mi yine Dönge Hanım abime? Hazırat. Selamlar burada. Abo. Sen de elini yıkar. Sen şöyle geç oğlum. Bismillah diyelim şuradan. Etlerimizi arkadaşlar ben dilimlemiştim. Kup kup doğruyoruz. Ondan sonra etlerimizi hazırlayalım. Küçük küçük küp küp doğrayacağız. Sen de masaya geçsin. Nerede? Bu var. Selahattin Bey anlatsana. Böyle susmaya anlatma. Şey. Yazı ekle yazıyor. Yazıyoruz valla. şey var. Sarımsağımızı bitirdik Allah'a şükür. Dişlemesi bitti arkadaşlar. Nasip olursa sırada gitmemiz var. Kurtulduk dişlemesinden. Eziyetten. Teyzem rahatsızlanmış arkadaşlar. Annemi aldım. Yasemin'i aldım. Yasemin'in menesi oldu teyzemde. Onun için hastaneye ziyaretine geldik. Oradan da abim gel salıvermen dedi. Kolumuza girdi. Doğru eve geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz nasip olursa. Evet. Annem her zaman gelemiyor şimdi arkadaşlar. Buraya karşıya geldik dedim ama annem hiçbir zaman yemek yemeden gönderme. Annem bir tanedir. Anam diyeceğim ben. Annem demeyeceğim. Yani beni kibarlaştırmayın. Anam. Anam benim canım anam. Ana diye bağırıyoruz biz. Anne diyemiyoruz yani. Ana. Evet. Tuhaf geliyor bana. Bir tuhaf. Şey olsa ana. 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 Şah ana yukarı oğlum. Biz de. Biz pilavla şey yapıyoruz. Babamı Hacı'yı böyle tamam. Doğurduk arkadaşlar. Bu akşam hayvanlar onda. Bu gece rahatsız. Sizlerle inşallah güzel bir videomuz olacak. Sohbet edeceğiz. Evet. Sohbet edeceğiz. Arkadaşlar. Doğallığımızı göstereceğiz arkadaşlar. Hadi. Hale Hanım da bize pilav düşürecek. Yasemin Hanım da salata yapıyor. Yasemin gelinimi yormayalım keşke. Yüreğim bayıldı zaten. Bomsanı kaçırdım bugün evde. Hadi bomsan bin arı bir yesen. Döndenim komutan kurtulmuş nöbetten. Hastaneye gitti biraz şey yaptı. Üzü onun için biraz şey arkadaşlar. Uyurma. Cenab-ı Allah sağlığını sağlar inşallah da. Yaşlılık artık yani onlar normal doğal rahatsızlıklar. Allah başka dertler vermesin yani dertleri de derman aratmasın. Aynen 77, 78 yaşına girmiş. Yani vitaminsizlikten boğazına pek fazla yemiyor. Sevmiyor yemek yemeyi arkadaşlar. O yüzden biraz halsiz kalmış. Serum tedavisi uygulayacaklar. 2-3 gün yatması gerekiyormuş. Yasemin'in de onu çok sever. Yanı sıkılmış. Biraz üzgün gibi. Neyse ondan geçmiş olsun kızım. Evet abi, benim abi, benim abisin bir tane diyor, bir tane. Gözüne soğan verdim, onu çok, çok açar. Ben dedim dedim, yine yükünü ağlıyor zaten. Şey, soğan da hiç dayanamaz. Evet abi, gözlerden. Abi, televizyonda dizi izleyelim veya evet. Mesela hani şu şey yaptı, hüzünlü bir şey olsun. Özel bakarız yazın hıp hıp özelden yaşatır. O duygu kaldı ben de. Duygu kaldı. Yok diyor o filmin dizi diyor. Ya dayanamadım ben ona. Geçen hafta çok güzel. Kelime de gel. Hıh diye gün ağrıya baksan. Bu ne diye ya diye. Saatte kızım onunla saatte diye niye ağlıyorsun saatte? Gerçekten. Annesine diyor. Ben ağlayayım ki ağladım. Aa, çok ağladım. Hakikaten ben de üzüldüm ona. Annen pilavını da basa oğlum bak ne yapıyor bir kere sor annene de sor. Haberimizi çekip durma. Ya bak oğlum. Ha, sen ya karıştır oğlum. Ya bak anne de kapıya baktı. Ha, sen de bak oğlum. Senin dilin sürülsün. Benim dilim sürülsün. Ondan sonra. Arkadaşlarım
Yeni taze tereyağı getirdim köyden. Pilav için. Tüsüğü süt. Şu özelliği bakın arkadaşlar. Duvarlarına bakın. Kendi tereyağı mis. Değil mi? Evet, evet abi. 5 kiloluk ayran doldurdum abi. Oo. 2 top da yağ bıraktım sana. Oh. Bir hafta yeter, uydu da. Bir hafta yeter sana. Bak duyduk da. Bu ne? Hemen geldi. Bir saniye arkadaşlar. Beni çağırıyor almışlar. Evet arkadaşlar şu bak. Kutu. Bak tereyağındaki kutulmaları bakın arkadaşlar. İşte doğallık bu işte. Kebap yağı gibi oldu aynı arkadaşlar. Bildiğiniz sırık kebabının damlamaları gibi oldu arkadaşlar. Ekmeğe banıp yiyesi geliyor. Yağ mı? Evet. O da tereyağı. Güzel. Harika. Madem karıştırıyor, şunu da karıştırdım. Buyurun halenim, sıra. Alan. Sıra da alan. Gel gel, bunu kızart. Ben kızartayım. Tamam. Artık abimiz de bekti. Denge bak, denge. Yavrum, çay koydum, çaydan koy. Evet arkadaşlarımız. Sizleri de aramızda görmek isterdik ama uzaktasınız. Kusura bakmayın. Geldiğinizde canınız ne isterse bizden size armağan olacak arkadaşlar. İnşallah erersek yaza. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Güzelliği. Halim size deli testim. Geliyorum geldim. Elimi gayetim de. Ne diyeceğim? Dur bir saniye. Evet arkadaşlar dıştan kapı çaldı. Ben bakmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Şeyden gelmişler, dernekten gelmişler. Yardım topluyorlar kanser hastalarımıza. Ben de boş çevirmemek amaçlı ufak bir görüşme yaptım. Tabii ki nereye gittiğimizi öğrenmek lazım ne olduğunu. Allah'ın izniyle hayrımızı da işledik. Allah kabul etsin. Eyvallah. Yani ben severim öyle şeyleri. Yeter ki yerine ulaşsın. Evet, iş olmaz abi. Yerine ulaşsın yeter ki. Allah'ın izniyle. Ya senden çıktıktan sonra. Ben Allah biliyorum. Allah. Ama gene de vermeden önce tabii ki bir şeyini ön sorularını tabii soracaksın yani arkadaşlar. Yani çünkü paranın da nereye gittiğini bilmek lazım. Evet, onunla haklısın. Hayır mı, şer mi? Ama şimdi ben dediğim gibi gene de işte. Selahattin Allah rızası için kimseyi kapıdan boş çevirmem. Cebimde ne varsa yardımcı oluruz. Hep öyle abi. Şimdi et doğramız bitti. Tartımızdan bir... Kar olmasa buğday veririz köye gelenlere. Buğday olmasa sarımsak veririz. Sarımsak olmasa arpa veririz. Elinde var. Şeker veririz yani. Allah öyle. Allah kabul etsin. Allah bilsin yani. Kimin, şimdi arkadaşlar hani şimdi 5 kişi oluyor, 6 kişi oluyor gelen olunca kimin ne olduğunu bilemiyor mu tabii. Yani hadi bir ikisine verdim diye başkaları dünden geldi de verdim diyor tekrar boş yolluyor mesela. Olmaz. Şimdi ha onu biz yapamıyoruz. Yani olmaz yani. Kapına ne geldiyse ufak da olsa da tabii ki. Kapından çevirmeyin arkadaşlar. Buradan size ricam. Derdim şeydir arkadaşlar, hafızdır kendisi. Hafızlık okudu. Kur'an'ı baştan başa sona kadar ezbere bilir. Sayfayı aç, şu sayfada oradan başlar okumaya. Yani bir bildiği var ki söyleyeyim. Evet. Biz 98'de hafız çıktı. 12 yaşındaydım, 12 bitti işte. Neyse bizi o zaman parti olarak sol partisi Ecevit vardı başta. Önümüz kapalıydı. Hafızları hiçbir okula almadı ortaokulda. Biz de o zaman ortaokulu almayınca köyde kaldık. Köyde kalınca abim tekstilde çalışıyordu. Tekstilde çalışırken beni aldı gitti oraya. Köyde dedi şey yapacağını dedi. Hani iki yanda şey yapacağını. Yani yanlış ortamda gezeceğine dedim. Yanlış yemeği gidersin bir şey anlaşıyorsun dedi. Yanıma alayım dedi. Bir şeyler öğrenesin hani dedi. Beni aldı gitti arkadaşlar. Tekstile vardı.
Tekstile yukarı çıktık. Muhasebeyi beni koydu. Sekreter dedi ki, Muhittin abi bu mu gerçekten dedi, çalışacak kişi dedi. Bu dedi abi, ya Muhittin abi sana şunu söyleyeyim dedi. Sabri abla bunu dedi hiç dedi, göstermemiş sahibine dedi. Sen bunu al git, ben buna diyemem dedi. 13 yaşındayım da. Başka benden de küçük İsa yok orada. Yok. Ben tez gibiydi zaten. Boyu da kısaydı. Siz dedi abim bunu şey yapalım. Bu ortacılığı verelim. Alırsın ortacılık dedi. Öyle öyle bu dedi işi aksatmaz. İşine sadık kişi dedi. Oradan başladık tekstil hayatına. Abimle beraber bismillah deyip. 18 yaşıma kadar arkadaşlar orada çalıştım. Hem orada çıraklık eğitimi aldım. Kalabalık belgemi aldım, ustalık belgemi aldım tekstilde. Hem orada dışarıdan, ortaokulu dışarıdan verdim. Bu sefer de arkadaşlar lise mezunu parti geçti başta o zaman. O zamana geçince sistem değişti. Sistem değişti, önümüz açıldı. Önümüz açılınca arkadaşlar o da İmam Hatip mezunları, hafız olanlar dedi. Öncelikle de açılmıştır dedi. Arkadaşlar benim de o zaman hafızlık belgem elimde ama ortaokulum elimde liseye başlayamadım. Lise çok değildi. Liseyi bitiremedim. Gene olmadı. Neyse orada hem tekstilde çalıştım arkadaşlar. Hem 4 senelik İmam Hatip dışarıdan eğitim açıldı. 4 senelik 3 senede bitirdim dışarıdan. Bu sefer de arkadaşlar yeterlilik çıktı. Yeterlilik sınavı. O da Ankara'da oluyor arkadaşlar. Yeterlilik sınavına gittim Ankara'ya arkadaşlar. 2 puandan baraj 70-68 ile kaldım. Neyse arkadaşlar geri geldik orada. Tekrar çalıştım. Çalışıyoruz ama ben yine de yani barajı geçerdim de köy yerindeydi biraz arkadaşlar. Ya. Köy yerinde olup hem işte çalışıyorsun. Gece ne kadar çalışırsam çalışayım mesela. Sabahleyin işe başladım. Köy işi olsun, tekstil işi olsun. Başladığımdan akşama kadar yarısı gidiyor zaten. Yarısı gittiği gel, için gel, de... Gel. Yarısı gittiği için de şeyin gücüm ona yetti. Neyse ben pes etmedim. Tekrar çalıştım. Çabaladım. Seninle Ankara'ya tekrar gittim. Bu sefer de arkadaşlar 4 puanla kaldım. 66'la. Geldim geri. Baktım. Müftülüğe gittim. Müftülüğe önünden konuştum müftülüğe. Durum da öyle böyle hocam. Ben elimden geleni yaptım. Şu puanları da aldım. Hepsini önüne koydum. Oğlum dedi. Yapacak bir şey yok. Sen yine tekrar çalışacaksın dedi. Tekrar gireceğim. Oradan geldim geri. Baktım olacağı yok. Ya birini bırakacağım ya birini bırakacağım. E şimdi orayı da bırak orayı da bırak olmuyor. Önümde askerlik var. Ondan sonra neyse demek ki dedim nasip değilmiş. Nasip olsa giderim. Ben emeğimi verdim ama nasip olmadı. Neyse oradan arkadaşlar askerliğimi çıktı. Askerlikten kalan tekstil çalışırken asker alalım geldim. Abim bu sefer ilçedeydi tekstilimiz. Merkeze taşındı Kastamonu'yu. Askerden gelince yanına tekrar aldı beni. Bir 6 ay 7 ay çalıştım arkadaşlar. Yemin olsun yani o 6 ay bana 6 sene gibi geldi. Abi dedim. Ben kafama aldım. Yanına kadar gittim. Depocuydu abim. Tamam. Bir dakika. Yağı başlattı oğlum. Bir saniye tekrar bekle bir dakika. Kaldığın yerinden devam ederken. Yağımızı koyduk. Yağımızı koyduk. Üzerine göğüslerimizi koyacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bekleyin ya bekliyorum. Sıra sana da gelecek, dur oğlum. Bir dakika bekle. Madem yemişe yağı koysun, bir dakika bekleyelim. Tavukları sıvırırken, neyse ben anlatayım. Anlatayım. Ben anlatayım arkadaşlar. Askerlikten geldim, 6 ay dediğim gibi 6 sene gibi geldi bana. Abinin depodaydı. Böyle ikindin civarları yanına kadar gittim. Abi dedim böyle durum. Ben vallahi dedim yani bana dedim 6 ay 6 sene gibi geldi dedim. Bana kızma sanırım ben köy işine başlayacağım. Ben köye kadar gidiyorum abi. Evet. O da sen de sorun dedi abi senin. Neyle bilirsen köye de insan lazım. Babam da yavrum sen dedi. Sen işine bak köye de dedi. İşimizi kurarsın dedi. Oradan çıkıp köye geldi işte orada. Nasip öyleymiş işte bir yeğeni bıraksan bir yeğeni kalacak, bir yeğeni bıraksa öbür taraf kalacak, iş aktaracak. Bir de çocukla evlendi çocuğu oldu, çocuğu da biraz rahatsız olunca mecburen köye bağımlı olmak zorunda kaldı. Çünkü bırakıp gitse daha büyük bir şimdi olacak. Ben de evet dediğin gibi abi ben sınava girsem direkt ben tekrar gidiyorum da bu bizim oğlum İlyas bu Türkiye havale geçirdiğinden dolayı
bu yakın yerde kalması, biz yakınız ilçeye, ile olsun, ilçeye olsun yakınız. Şimdi ben mesela hocama gitmiş olsam, buraya gitmiş olsak, bu sefer de daha kesin yerinde kalacak. Bunu o zamanları arada bayılması oluyor, ateşlenmesinden yani. En ufak birik olsa ateşliğini göster, bunu bakacaksın yani. Ya, yer yakın olacak. Onun öyle bir çaremiz yok. Başında duracaksın. Evet. Sürekli başında olacaksın. Babam çünkü köyde işlerle ilgileniyor o esnada. Evet. Alan Selahattin Koyu işine baktı. Babam bunun peşine düştü. Allah'ın izniyle evet, kurtardık. Şükür olsun. Allah'ın izniyle babama yatıp kalkıp dua ediyor. 12 sene boyunca 6 aylıktan beri Ankara'ya yol yaptı adam. Geldik. Daha halen de kendisi gidip geliyor. Ben gitmedim yani arkadaşlar. Evet. Onun hakkını ödeyemeyiz yani. Hale. Hale yağı yeterli mi? Baktın mı? Yeterli. Tamam, ben şu biberleri de doğrayıp geleceğim. O iyice şeyden arada karıştırsam. Ondan sonra bunu devam ederim. Bakalım bir de yapalım bu esnada. Arkadaşlar sadeden önce yağımızı, tavamızı koyuyoruz arkadaşlar. Yağ kılarınca tavuğumu koyuyoruz. Anlat halimizden. Tavuklarımızı koyuyoruz. Sonra şey, salçasını koyacağız. Evet, ondan sonra biberler, domatesler, baharatları ekleyeceğiz. 5-10 dakika daha bekleyeceğiz. Birazcık su ilave edeceğiz. Komutan yer değil, defa. Pilava ne durumda? Komutanım. Pişiyor. Komutan. Yasemin, kızım. Abeyi de yersen. Abeyi. Yasemin bu gece bizi hayvanla ara. Babam çok bakmaz hayvanlara, onun ne gelir sürekli. Hayvan değil mi? Seni yokmuş, gelmemişler. Gelmemişler. Gelin. O şey, Burmuk'ta duruyor. Burmuk'tan orada bekliyor. Oy, biz gelince geliyor. Oraya bakmış. Avlanmaya gitmişti. O bilemez. Samanın üstünde uyumuştu orada Burmuk'ta. Orada. Eve girebilince samanın üstünde sıcak bulmuştu. Orada yatmıştı o. Ya. O çıkar. Nenen yalnız kaldı o yanda. Neneyi de çağır bari. Hadi annemi de getir de bir merhaba desin. Annem şeyle, Kerime ile öte yanında. Merve, Kerime. İlyas Bey, nasıl oldun? İyileştin mi? İyiyim biraz da. Emesi bu seni çok seviyor. Dedesiyle beraber kalacaklardı, gelmeyecekti. Biz hastaneye geliyoruz diye geldik hani. Oğlum dedim, oraya giremezsin. Hastalık ne? Zaten hastasın dedi. Ben de amcam gibi bırakıver siz. Ben bir yere kımıldamam dedi. Çıkmam deyince kalan. Annem de diyemir, gel oğlum diyeyim dedi. Ben maşallah yanıma geldi, ikimiz sohbet ettik, optuk, oğlanımdan çarşıya gittik. Bu öteber alıvermişim maşallah sen. Ben de gel, benim bir tane, bir tanecik oğlanım var. Kendini batırıyorum buraya. Sefa'dan kalk orada. Anneciğim de geldi, kapalım anneciğim, yanımız kalmış o yanda. Gel anneciğim, gel. İki tırgır ediyoruz, iki kutaklıyoruz, gel. Sen de gel. Geldim oğlum. Ne yaptın anneciğim? Teyzeme gittim, gördün mü kardeşini? Annemin kardeşi rahatsız bir arkadaşım. Kardeşim rahatsız, bugün ziyaretine geldim. Ondan dolayı oğlanımın da yemeğine geldim. Allah razı olsun. Güzel anam benim, tek anam benim. Ben seni buradan boşuyor olamam. Yasemin, şuna da yoğurt koyalım. Sen beni canlısın. Bizi böyle yemek yemeğiymiş. Buraya gelip de aç yollanım anacığım. Sen söz bizim boğazımızdan geçer mi? Baban hastalığa eve gideceğim. Ne gidersin, anladın gidersin. Tamam yerine o inekleri sağladım. Biz zannesini böyle. Bugün Hacı'ya emanet etmişler eve. Bütün iş Hacı'ya kaldı. Neyse biz de buradan ona yemek göndeririz. Helalleşiriz. Bugün sana veremem ben de. Ben inekleri sağladım. Biz yetişiriz ama. Bugün de bizi idare etsin Hacı'm. Allah razı olsun. İyileşmiş mi? Nasıl olmuş? İyiyim dedi. Aman iyi olsun da. Suyunu bıraktım ettim. Dur ben geliyorum. Sen otur. Görülüyor sen de bizim. Yok anne. Biraz geç otur şimdi. Duman gitti boğazıma. Ne güzel doktor. Salçam nerede benim? Dur vereceğim ben sana. Tamam dur şöyle bir yayalım kenarlara. Biraz daha şey olsun kendine gelsin tavuklarımız. Arkadaşlar biraz bunun pembeleşmesi lazım. Salça için mi koyacağım? Biraz da olur. Biraz daha pembeleşsin. Şöyle kenarlara yayayım. Tavuğumuz biraz küçük olduğu için et de biraz bol oldu. O yüzden biraz pembeleşmesi vakit alacak. Bu arada babaannemle sohbet edip koydum. Evet anacığım. Koyun işleri bitirdin Allah'ın izniyle. Biraz burada da sen bir şey yapalım. Biraz onu da yarın yapıyoruz. Çok sık yağlı bir yer seviyoruz. Diyet için anacığım, diyet için. Her şey, her zaman iş olmaz. Bazen de... İlyas bıçağı bırak oğlum. Ters tutma bıçağı. Mola vereceksin. Ben
Ben alayım oğlum onları. Dur. Bu bu bir şey. Hadi yeter ettin yani. Hani. Ha, aferin. Kız kardeşimin için bir şey ne edeyim ama da gelmesi. Yok onu da ne bileyim onu da şey. Hastalık her zaman ön planda burada ne bileyim. Yasemin'in de canı satılıyor. Bak sen iki de korsun dedim. İyi. İyi. Allah razı olsun. Düşünmen yeter. Kardeş ben... kardeş ana. Valla vay, insan sağlığı yerinde kıymeti bilinmiyor. Sağlık sorun olunca sıkıntı oluyor. Ya. Onun için birbirinin kıymetini bilin. Sağlığınızla sıratınıza dikkat edin. Bu saatten sonra sizin sağlığınız var. O da biz kapıya geldik. Kapıya gözetliği yanı dönmüş. Değil mi? Hı. Kim geliyor kim gidiyor diye bakar. Bakıyor. O kaç yaşında ana? Senden kaç yaş büyük? 27 oğlum. Senden büyük işte. Kaç yaş var aranızda? Ben sana tahmin edeyim dur. Bilmiyor ki. 6. Yani sen, senin büyüğün mü o? Büyüğüm. O abla ya. Ablayız. O zaman aranızda bir yaş veya iki yaş vardır en fazla. Onun doğum tarihi kaç yaşını sen biliyorsun. O da bilmezsin. Nereden bilsin? Ben 50'lerim. Sen 73 yaşındasın. O da 75 falan vardır ona ortalama. Vardır vardır. Ama o şey... Vardır ben. Ne şey var? Vardır. O arkadaşlar çok yıprandığından dolayı... biraz daha şey... annem gibi değil. Yani aranızda dayanıklı. Sizin Celal'le var herhalde. Değil mi senden büyük? Tabii. Annem kaç kardeşti? 9 kardeşti. 4 tanesi değil. 4 Dördü dilsiz. Ha. Üçü sağ. İlk doğan teyzem mi? İlk tabii. Teyzem. İlk teyzem de tamam o zaman. Teyzem 80 yaşına fazla doğdu. Teyzem? Teyzemden sonra annem, annemden sonra... Yok. Hayır. Teyzemden sonra Celal'ler var. Büyükçe veya. Ha. Tabii. Ben senden iyi biliyorum. Şey, yani. Kemal. Ben senden iyi biliyorum. Kemal dayı mı var? Dilsiz. Bilmedim ben de. Anladım. Görmedim aslında ama biliyorum. Sen bilirsin ya sen. Salçımı niye aldın sen beni? Konuşan bir erkek kardeşim var bir de. Bir tane. İki tane de kız olmuş. Bir tane dilsiz. Şu bir tane normal dayım var yani konuşabilen. İki tane de kız. İki tane de kız. Üç tanesi normal. Geri yanı. Dilsiz. Pilavımız çok güzel oldu. İki kaşık salçımızı da kattık. Şimdi arkadaşlar. Pilav oğlum mu? Bak pilav oğlum bak. Çekim yapan oğlum arkadaşlar. Ses soluğu çıkmıyor. Merve onu... olsa şey yapar. Evet, Merve olsa müzik yapardı. Evet. Benim oğlanım da yapıyor sıra. İlyas'a takılıyordu. O kadar iyi takılıyordu. Başka zaman hiç sokulmuyordu. Yine yeter. Benim oğlanım, yo benim oğlanım bir tane. Maşallahı var. İlyas'ın en ikisi, canım benim onlar. İlyas Bey. Doğun yeğilsin herhalde, çok olsun yani. İlyas. Gene fışırıyorum İlyas. İki dakika usludur. İlyas ben seni susturayım mı? Ha, ona yiyecek be. Yiyecek onu sen sus. Ben seni susturayım. Bu ne edeyim? Arkadaşlar tamam. Salçasını katıp belirli bir miktar daha bekliyoruz. Atıp. Çünkü iyice salçayla birbirini yemesi lazım. Tavuk sakınızın. Lezzetli olması için. Kavrulması lazım yani. Salçayla kavrulması lazım. Tamam. Tuzunu son ilave edeceğiz arkadaşlar. Eti sertleşmesin. Tuzunu önce ilave edersek et sertleşir arkadaşlar. Tavuk da olsa, en normal et de olsa sertleşir. Tuzunu en son ilave etmek. Pişme halinde geri de atacağım. Tabii ki anacığım. Bunu bana anam öğretti. Annemin sayesinde anamın. Benim anamın. Her şeyi öğretildi. Vallahi onun evi de çok lezzetlidir. Sen de her yere yardım ediyorsun. Allah'ım dinle. Anladın mı? Hayatın içine yapacak bir şey yok. Ne edelim? Hem böyle ayak arkadaşlarımızla... Ayak üstü yoruluyor. Oturuyor. Vereyim mi? Yok. Yok anacığım. Ben böyle rahatım. Sen canını sıkma. Sen rahatına bak. Sen kendin yol. Arkadaşlar şimdi biberlerimizi de ilave ediyoruz. İki tane yeşil biber. İki tane kırmızı biber. Kapmıyor. Kapıyoruz zaten. Ben o kadar bilmiyorum. Hadi ben... Kapıyoruz zaten. Ha, işte, ha. Pembesi işte. Biber mi biber? Kırmızı biber. Yeşil biber. Sonuçta biber. Değil mi arkadaşlar? Yani kırmızı. Kapısı, caplısı. Ben ilk okul mezunuyum. Kapısından, maplısından anlar. Kırmızı biber, yeşil biber. Ben bitti. De beş arkadaşım. Geçen de olmuşsa maşallah çenek o biçim. O kadar çenek yok zaten. O kadar olacak değil mi? Değil mi arkadaşlar? İnsan bocasının hatasını çıkarır mı? Neymiş? Kapriymiş. Kapriymiş. Yeşil biber, kırmızı biber. Bir koyu şahit ağzına. Bu işler böyle. İşine görürse. Değil mi arkadaşlar? Doğru olacaksın. Yerine laf yok. Yerine laf yok. Ona da laf yok. Ona da laf yok. Bana da laf yok. Ona da laf yok.
Bunları birbirine yedirelim oğlum. Ondan sonra biraz daha bekleyelim. Sofranı da hazırlıyorum hala bunu. İşte bir... Hadi lan işe gidiyoruz. Unutcuyu ayarlandırıyor. Ha tamamdırım. Annemin, babamın işini takip eder. Babam işini insan et. Arkadaşlar pilavımız hazır duruma geliye. Kabarmasını bekliyormuşuz. Şerriye de mi attın içine? Aha. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben yemedim ama. Bakacağız. Tadına bakacağız. Lezzet test yapacağız. Onun üzerinden kaç puan alacağım bakalım. Şengül abla da 10 görür. Selin abla da görür. Buradan abuuu dersin. Bu ölse bensiz yiyor muyum der şimdi? Şengül Hanım puan verirsen düşük veriyorum bak. Şengül Hanım banker. Benim gibi değil. Allah razı olsun. Herkesin desteğini esirgemediği için arkadaşlar. Buradan hepsini çok çok Çiğdem Hanım özellikle. Döndü Hanım. Hepsi bizim için çok değerli arkadaşlarımız. Şengül Hanım, Selin Hanım. Allah razı olsun. Destekleyen hiç esirgemeyle valla. 7-24 yanımızdalar. Buradan ismini saymak isterince bir sürü bizi seven ailemiz var. Güzel ailemiz var. Dur Hüseyin yaz. Güzel ailemiz var. Biz dostuz, biz canız. Evet takipçilerim, canlarım sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi oğlum domatesimizi ilave edeceğiz. En son aşamaya geçtik arkadaşlar artık. Domateslerimizden beraber onları da kavurduktan sonra güzelce nur. Bir miktar da domates eridikten sonra su ilave edeceğiz. Bunu da yedirelim oğlum. Abi mis gibi koktu ya, tam o diliyle. Dur daha gelir diye gelir bak sen şimdi gör. Anacık ne diyor? Ne diyor? Anacığımdan sohbet ettim. Yok, hadi bulmuşum İtalya'yı. Ha geldim. Yani, şey sabahın üstünde yapmış hayır. Abi. Eve giremeyince biz olmayacak. Şey, avlanmaya gitmişti bir de şey. Siz yem bulamadıysa siz olmayınca yem bulamamıştır. Babam da unutmuştur onu. Hayvanlara bakıyorum diye. Şey yapıyor abi. O şimdi daralınca payı. Hayatta yere işemesi yok. Doğru aşağıya hemen iner. Gerisin geri balkonun kapısını açar. Oraya kapıyı elini basıyor. Balkonun kapısını açıp içeri. Vallahi Selahattin. Gene ki biz örttük, kilitledik ya. Açamamıştı o, samanın üstünde yapmıştı. Oradan bir bardak su doldurur Selahattin. Bir parça yapmış ya. Kılık su mu? He. Oradan fark etme, doldur Eren. Doldur. O soğuk. İyi olur. Çok şey değil. Ha. Suyumuzu ilave edelim bir miktar. Şöyle arkadaşlar, dur anacığım. Şöyle. Domateslerin kendini çekmesi için. Ondan sonra oğlum şöyle baharatımızı da katalım. Şöyle arkadaşlar baharatımızı da katalım. Pul biber, karabiber, kekik, kimyon. Kekik yok pardon. Şöyle güzel olsun. Bolca katalım oğlum. Lezzetli olsun. Şöyle gözlerle arkadaşlar siz kendiniz ayarlarsınız artık. Lezzetinize durumuna göre. Abi ben de size koyayım da cama da yapıvereyim. Yaktan şöyle. İnşallah Filatın şu sarımsakları hayırlısıyla bir halledelim de dur o da olur. Sarımsakları dikelim güzel bir size bir de ben bakım yapayım size. Meryem cimri diye bana döndü hanım. Cimri mi göstereyim? Ya aboo dedim ona. Aboo. Komutan nerede diye selam diye. Komutanı bıktım zoruna. İyi etmişsin diye. Hastane olmasa o da kalıyordu. Kız işten güçten bir yere kafasını kaldıramadı ki. Ya şey abi bu şey çok uzun sürdü ya. Evet. Bıkkınlık ve kalan günah geldi şeyden sarımsaklar. Sarımsaklar bu sene istediğimiz gibi çıkmadığından oldu. Selo. Bana. Allah nasip kısmet ederse inşallah sen iyi olur. Sayın arkadaşlarım oğlanım çiftçilik yapamadığım için bu iş sizlerle eğlenmek istiyor. Sakın boş bırakmayın oğlanım. Hep bir yola çıktık hep beraberiz. Evet. Annem bu demek istedi arkadaşlar. Annem diye ki yardım diyordum oğluma diye destek çıkın diye. Yediğimizi, içtiğimizi göstereceğiz. Eğlenmek için yapıyor bu işler. Biz her zaman sana destek olduk. Arkanda baban ben destek olduk sana. Her türlü, her konuda. Biz de işte hani anne nasıl bizim için uğraşmış, senin, çocuğu için uğraşmış, biz de onun için uğraşıyoruz. Abi senin can sıkıntın, işten çıktığın için bu sana bir yani hani... Hobi gibi. Ha hobi, hobi niyeti. Hem de güzel arkadaşlar tanıdım, çok güzel arkadaşlarım evet. Oldu. Vallahi hiç tanımadım, akrabalarım yani buradan darılmasın, akrabalarıma yani on çekerle yani. Akrabalarıma on çeker, buradan yani darılmasınlar. Evet.
Ne güzel insanlar varmış yani aynalarda yani. Ne güzel insanlarımız var ya. Kardeşim demek istediğim şu arkadaşlar. Hiçbir akrabam hayırlı olsun demedi ama sizler hep yanımda oldunuz. Allah razı olsun. Yani ne desen boş yani. Hal hatır sormalı mı dersin? Anneme evet. Anne demeler mi dersin? Ellerinden yani, öpmelerim dersin. Baba demeler sayıdan. Mi dersin evet. Yani? Ellerde ne insanlar var yani. Allah razı olsun. Hepsinden burada hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini küçüklerimi, gözlerimden, büyüklerimi yerlerinden öperim arkadaşlar. Allah razı olsun. Hadi yemeğimizi hazırlayın. Siz şimdi içeri geçin. Biz de buradan orada sohbetimizi devam ederiz. Videomuzu kapatırız yemeğimize geçerken de. Tepsiye alayım mı? Al bir tepsi. Sen bir tepsi al. Tamam. Bak ben bir tepsi alıyorum ya arkadaşlar. Biz de hep her şey el birliğine. Oradan geçemezsin. Geçebilir misin? Geçelim. Ben şey yapmayayım sana. Hemen. Engel olmayayım. Hemen geçtim. Tamam. Ben de salataya götürüyorum. Sen de salatanı getir hadi Ali'cim. Sofrayı hazırlayın. Biz de tamam. Bakın arkadaşlar. Görüntü güzel değil mi? Pilavımız da oldu yanımda. Ondan sonra yanında da salatamız var. Allah ne verdiyse işte. Bugün de karnım doyurmak için. Bak kızım da gelmiş benim. Abey yandım mı abey? Elim yandı abey. Evet. Ya. Oğlum neyse bu da pişti. Arkadaşlar yemeğimiz pişmiştir. Fazla da sulu olmamasına dikkat edin. Çünkü tavuk sotenin fazla sulusu da iyi olmaz arkadaşlar. Çünkü domatesin suyu bir miktarda yarım bardak da su ilave ettiğin zaman denk gelir. Yani etimiz yarım kilodan biraz fazlaydı tavuk boyosumuz. Onları ince ince kup şeklinde doğradık. Doğradıktan sonra iki tane yeşil biberimizi ilave ettik. Salçamızı ilave ettik. Yağımızı ilave ettik. Onunla beraber. Ama ilk önce şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İlk önce tereyağı eriteceksiniz. İyice kızaracak. Kızardıktan sonra göğüslerimizi koyacağız. Göğüsler pembeleşmiş fazla da değil. Pembeleşmiş hale gelince ondan sonra yanımıza salçamızı ilave edeceğiz. Salçayı ilave ettikten sonra biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberden sonra domates, yarım bardak su. Ondan sonra baharatlarımızı, tuzlarımızı katıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Bundan sonra içeri geçiyoruz oğlum. Burada videomuzu kapat. Evet arkadaşlar yemeğimizi hazırladık. Soframıza oturduk. Soğumadan alın. Tadına bir bakalım lezzetiyle beraber. Buyurun gelin yiyeceğim. Ama gelemezsiniz biliyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ama yolumuzda düşerse başım olsun da yeriniz var. Buradan videomuzu sonlandıralım. Biz de yemeğimizi yiyelim. Hepinize çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Annemden başlayayım, büyük annemden başlayayım. Anacığım, sen de kapanışımızı yap. Hayırlı akşamlar. Bir tatlı yemeği yiyip köyümüze dama yetişmek istiyoruz hayvanlara. Babama yardım. Babam razı abi. Selam Bey. Evet arkadaşlar, abimin ellerine sağlık öncelikle. Buradan hepinize sevgi saygılar sunalım. Can Dostlar kanalını izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Gelinim, kızım benim. Eline sağlık abi. Abi, helalim. Herkese iyi akşamlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet ileride. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Link atmayı unutmayın. Yavrum kurban olurum sana. Ali Vefa'nın hatırı için bizi unutmayın arkadaşlar. Bizi destekleyin. Tamam mı? Sizleri çok seviyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Can dostlar da kalın.